kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün yine sizlere çok güzel bir tarif hazırladım. Çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz mükemmel bir hamur kızartma tarifi. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, lezzeti mükemmel bir tarif. Hemen bu güzel tarifi nasıl hazırlamışım ona geçelim. Öncelikle hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Karıştırma kabına 2 tane yumurta alıyorum. Yumurtaları şöyle güzelce çırptıktan sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. 200 milimlik su bardağı ile 2 su bardağı süt ekliyorum. Sütümüz ılık olacak arkadaşlar. 1 paket kuru maya ekliyorum. Eğer yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanmanız gerekiyor. Bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ekliyorum mayayı aktifleştirmesi için ve yine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve eklediğim malzemelerin biraz erimesi için şöyle çırp materyal biraz karıştırıyorum. Şimdi hamurumuzun ununu ekliyorum. Unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurumuzun kıvamı akışkan bir kıvamda olacak. O yüzden unu mutlaka kontrollü olarak ekleyin. Birdenbire hepsini eklemeyin arkadaşlar. Ben tam 3 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Yine 200 milimlik su bardağı ile Şimdi hamuru hazırladıktan sonra üzerine bu şekilde kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz kenarda beklerken içerisine ekleyeceğim sebzeleri doğramaya geçtim. Bir tane küçük kuru soğan doğruyorum. Eğer evinizde yeşil soğanınız varsa 3-4 dal yeşil soğan da ekleyebilirsiniz. Soğanları gördüğünüz gibi küçük küçük doğradım. Daha kolay pişmesi için bu şekilde küçük doğrayalım arkadaşlar. Bir karıştırma kabının içerisine alıyorum soğanları ve diğer sebzelerimi doğramaya devam ediyorum. 4-5 dal kadar maydanoz doğruyorum. Saplarını doğramadım arkadaşlar, sadece yapraklarını kullandım. Yine ince ince doğrayalım. Doğradığım sebzelerin hepsini aynı kabın içerisine alıyorum karıştırarak hamurun içerisine ekleyeceğim birazdan. Bir tane kapya biber ekliyorum. Kapya biberlerin içerisindeki çekirdekleri temizledim ve yine küçük küçük doğradım. Onu da içerisine ekliyorum. Son olarak şöyle yarım havucu Yine küçük küçük doğrayıp onu da içerisine ekliyorum. Öncelikle havucumuzu yaprak yaprak doğradım, sonra bu şekilde küçük küçük küp küp doğradım arkadaşlar. Aynı diğer sebzelerimizin boyutunda doğramaya çalıştım. sebzeleri doğrayıp hazırladım arkadaşlar. Şimdi hamurun içerisine ekleyeceğim. Sizler damak tadınıza göre içerisine ekleyeceğiniz yeşillik veya sebzeleri çeşitlendirebilirsiniz. Hamurun üzerine açtım ve şu şekilde içerisine ekliyorum. Hamurumuz sadece sebzeleri doğrayana kadar bekledi. Diğer mayalı hamurlarda olduğu gibi uzun süre bekletmemize gerek yok. Sebzeler hamurun içine iyice karışana kadar şu şekilde karıştırdım ve hamurumuz hazır. Şimdi kızartmaya geçiyorum. Derince bir tavanın içerisine sıvı yağ aldım. Sıvı yağının biraz bolca olması gerekiyor. İyice kızdırdıktan sonra şu şekilde hamurlarımı kızartacağım silikon kaşığı öncelikle yağın içerisine batırıyorum. Sonra hazırladığım hamurdan bir yemek kaşığı kaşığın içerisine döküp kızartmaya geçiyorum. Hamurumuz akışkan bir kıvamda olduğu için şeklinin daha yuvarlak olması açısından bu şekilde kaşıkla yapıyorum. Gerçekten mükemmel bir şey oluyor arkadaşlar. Anında kaşıktan kendisi yağın yüzeyine çıkıyor zaten. Yağımızın tamamen kızgın yağ olduğundan emin olalım mutlaka. Eğer yağımız tam ısınmamışsa hamurlarımız kaşığı bırakmayabilir. Ve yağınız tamamen ısındıktan sonra ocağın altını yarıma kısabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurlarımız çok güzel bir şekilde kabararak pişiyor ve çok güzel bir şekilde kızarıyor arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir tarif. Bu tarifi denedikten sonra hemen sizinle paylaşmak istedim gerçekten sizlerinde yapmanızı tavsiye ederim. Eğer benim kullandığım silikon kaşıktan yoksa evinizde bir kepçe ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Öncelikle kızgın yağın içerisine batırmanız gerekiyor. Sonra hamuru koymanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bakın şu şekilde tekrar gösteriyorum arkadaşlar. kızgın yağın içerisine silikon kaşığı batırdım ve hamurdan yeteri kadar ekleyip şu şekilde yağın içerisine gömüyorum. Mutlaka yağın içerisine gömülmesi gerekiyor ki hamur kendiliğinden zaten yağın yüzeyine çıkıyor arkadaşlar. Ben video çektiğim için çok seri bir şekilde koyamadım arkadaşlar. 3'er 4'er tane ancak koyabildim ve tam anlaşılır olabilmesi için de yavaş yavaş yaptım biraz. Sizler bu hamuru yaparken içerisine daha fazla sayıda koyup hemen kızaranları da Süzgeçli kepçe ile alabilirsiniz. Kahvaltılı hamur kızartmalarımızın yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay ve pratik. Mutlaka sizlerinde denemenizi tavsiye ediyorum. Dışı çıtır çıtır oluyor, içi yumuşacık harika bir kahvaltılık. Görünüşü bile gördüğünüz gibi iştah açıcı, çok güzel görünüyor. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayarak hamurlarımı kızarttım. Hepsini kızarttım ve şu şekilde hazırladım. Gerçekten mükemmel oldular arkadaşlar. Çok da bereketli gördüğünüz gibi çok sayıda çıktı. Ev halkı gerçekten lezzetini çok beğendi. Eminim sizler de beğeneceksiniz yaptığınızda. Şöyle sizlere dokusunu ve yumuşaklığını da göstermek istiyorum. İçini de göstereceğim. Bakın şöyle yumuşacık. Dışı çıtır çıtır arkadaşlar. Şöyle içi de gözenek gözenek harika bir şekilde pişiyor bakın. Mükemmel bir görüntüsü var. Kahvaltı sofralarınıza gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz mükemmel bir tarif oldu. Gerçekten lezzeti, dokusu harika arkadaşlar. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili sormak istediğiniz soruları da bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.